Sevgili zıpkıncı dostlarım, hepinize merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Arkadaşlar, uzun zamandır dalış videosu atamıyorum. Zıpkınavı, su altı videosu paylaşamıyorum. İşte birçok arkadaşımız sağ olsun özelden yazıyorlar. Abi, video yok mu? Atsan da izlesek gibisinden. Lakin deniz çok kötü arkadaşlar, bulanık. Zaten bu sene doğru düzgün dalış yapamadık bu bulanıklıklardan dolayı. Hayırlısı, inşallah en kısa zamanda atmaya çalışacağım. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu dalış saati. Şu şekilde. Tabi dalış bilgisayarı da deniyor buna. Bence dalış bilgisayarı demek daha mantıklı arkadaşlar. Neden? Çünkü bu birçok farklı bilgiyi alıp işliyor ve bize sunuyor arkadaşlar. Yani bir nevi bir bilgisayar dostlar bu. Evet, bazı yeni başlayan arkadaşlarımız özelden yazıyor. Abi, saate gerek var mı? İşte dalış bilgisayarı alalım mı, almayalım mı? Bu kadar maliyetli, külfetli, işte biliyorsunuz bunların Türkiye'deki fiyatları da bir hayli yüksek arkadaşlar. Yani zaten diğer malzemeler de pahalı. Arkadaşlar tereddüt ediyorlar almakta. Yani o konuya biraz açıklık getirelim. Dostlar, şimdi ben bu dalış saatiyle maalesef çok geç tanıştım. Yani çocukluktan beri dalmama rağmen daha önceden kullanmıyordum. Ne gerek var ya diyordum. Fakat kullandıktan sonra ne kadar faydalı olduğunu kendimde gördüm. Keşke daha önce başlasaydık kullanmaya. Neyse, evet, yeni başlayan arkadaşlar için bu şekilde faydalarından bahsedelim. Bunun bence en önemli özelliğinden birisi arkadaşlar dalış bilgisayarının surf time. Yani surf time ne demek? Önce bunu bir izah edelim. Dibe indikten sonra arkadaşlar agaç ondan yukarı çıktığınız zaman yüzeyde geçirdiğiniz süreye surf time denir dostlar. Yani yüzeydeki dinlenme süreniz surf time. Şimdi ben daha önce saat dalış bilgisayarı kullanmadan önce dostlar yüzeye çıktıktan sonra maalesef ne kadar dinlendiğinizi bilemiyorsunuz. Ya bir saate sürekli bakmanız gerekiyor. Alarmı açıp kapatmanız lazım. Yani sıkıntılı bir durum. Lakin bu dalış bilgisayarı otomatikman yüzeye çıkar çıkmaz surf time'a geçiyor ve saymaya başlıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ne kadar yüzeyde dinlendiğinizi bundan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence en önemli özelliklerden birisi bu dostlar. Neden? Yetersiz dinlenme, surf time, yetersiz surf time, senkop ve samba nedeniyle. Bu da bildiğiniz gibi %99, hatta body'niz yoksa %100 ölüm demektir dostlar. Yani surf time bizim için çok önemli. Yeteri kadar yüzeyde nefeslenmek, dinlenmek çok önemli dostlar. Daha önce işte saat kullanmadığım zaman ben maalesef ne yapıyordum, ne kadar dinlendiğimi bilemiyordum ve erken dalabiliyordum. Yani bu da riskler oluşturuyor. Yani bu riski önlemek için dalış bilgisayarı bana göre şart. Çünkü dalış esnasında işte balık taşa kaçıyor, yukarıdan görüyorsunuz, bir sürü olay oluyor. O arada sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz yüzeyden aşağı bakarken ve surf time'ınızı maalesef yeteri kadar zaman geçmeden sonlandırıp tekrar dalışa geçebiliyorsunuz. Onun için muhakkak surf time'a bakıp ondan sonra agaşona başlamak lazım. Evet dostlar, ikinci özelliği derinliği göstermesi arkadaşlar. Yani bunun bize ne faydası var? Bunun faydası şu arkadaşlar, meraların derinliğini öğreniyorsunuz. Bunun bize ne faydası var? Yani arkadaşlar bunun faydası çok büyük. Mesela gideceğiniz meraya göre en önemlisi ağırlık ayarı yapıyorsunuz. Mesela ben diyelim ki Dana Adası'nın arkasına gideceğim. O mera zaten başlangıcı 15 metrelerden başlıyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ağırlığımı ona göre ayarlıyorum. Meraya göre ayarlıyorum. Hafifletiyorum hemen kendimi. Derin suda bildiğiniz gibi ağırlığımızı hafifletiyoruz. Ama dalış saatim olmasaydı o meranın derinliğini ben önceden bilemezdim. Fakat ne oluyor? Bütün meraların derinliğini hafızanıza kaydediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu çok önemli bir özellik. Üçüncü özellik arkadaşlar derinlik alarmı. Bu çok önemli arkadaşlar, derinlik alarmı. Mesela benim dalış saatimin derinlik alarmı 15 metreye ayarlıdır. Yani body'siz daldığım zaman, yani
sığ sıvı yaptığım zaman 15 metreye kadar arkadaşlar derinlik alarmım çok fazla işe yarar. Neden? Avın heyecanından arkadaşlar işte ambiyanstan bir sürü gelişen olaydan siz derinliği ne yazık ki bazen tasavvur edemiyorsunuz. Yani iniyorsunuz aşağıya kaç metreye indiğinizi bilemiyorsunuz. Yani saat olduğu zaman ne yapıyor? 15 metreye geldiğiniz zaman hemen alarm veriyor arkadaşlar. Dedi ha 15 metreye gelmişim diyorsun. Hemen kendini toparlıyorsun. Body'in de yoksa daha fazla derine inmiyorsun. Hemen çıkıyorsun. Ama body'li dalışlarda mesela biraz daha derin meralarda onu 20'ye 25'e kendine göre ayarlıyorsun. Limitini kendin belirliyorsun. Bu da çok önemli bir özellik. Arkadaşlar bu dalış saatinin, dalış bilgisayarının çok önemli bir özelliği. Evet dostlar, diğer bir özelliği saati göstermesi. Bildiğiniz gibi daha önce o Casio'nun eski model dandik saatlerinden kullanıyorduk. Yani saat de önemli dalış esnasında. Neden? Body'niz olur, Karakıya avında sizi arabayla bırakır, başka yere gider. İşte bir saatte buluşmanız gerekir. Yani ben bugüne kadar buluşma saatine zamanında gelen body görmedim. Evet, görmedim. Yani ne kadar da sözleşsen muhakkak bekletirler yani. Her neyse, bunlar için de saat gerekli. Yani benim aklıma gelenler bu kısa videoda bunlar dostlar. Yani aklına daha fazla gelen olursa yorum olarak altına atsın. Evet dostlar, hepinize sağlıklı dalışlar diliyorum. Yüzünüzden maske izi eksik olmasın. Lütfen maddi durumunuz varsa muhakkak dalış bilgisayarı, dalış saati alın. Bunu ben şiddetle tavsiye ediyorum. İşte izah ettiğim gibi surf time, derinlik göstergesi, derinlik ayarı bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani bir zıpkına o kadar para ayırıyorsanız bunu da ayırmaya çalışın. Taksitli maksitli bir şekilde ya da ikinci el çok güzel düşüyor tabi tanıdıklarınızdan alabilirsiniz. Aklıma gelmişken de şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Ben Sporosap SP1 dalış bilgisayarı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi düğmelerinin ikisi yok. Bunlar mıknatisli arkadaşlar. Kronik olarak bu saatin sorunu ne yazık ki düğmeleri düşüyor arkadaşlar. Yani takılıp sökülebiliyor. İçinde yay sistemi var. Bir dalışta geldim baktım bu da yoktu. Ondan sonra bu da kaybolduktan sonra ne yaptım? Ben ikisine de yapıştırıcı sürdüm, yapıştırdım. Bu şekilde gayet güzel çalışıyor. İnşallah düşmez. Diğerlerine zaten gerek yok. Neden gerek yok? Bir tanesi ışık, bir tanesi mod ayarı. Hiç gerek yok. Bunu bir kere kullandıktan sonra, yani pil takıldıktan sonra, ayarlandıktan sonra arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi otomatikman free diving moduna geçiyor. Surf time zaten göstermeye. Yani suya girdiğiniz anda otomatikman dive'a geçiyor ve bir düğmeye basmanıza gerek kalmıyor. Bu saatten kullanıp da böyle düğmesi düşen arkadaş varsa buraya mıknatisle saat ayarı yapacağınız zaman mıknatisle böyle ince küçük bir mıknatisle dokunarak saatinizi, modlarınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu çok sık olacak bir durum değil. Bir tek pil değişiminde. Pil de zaten 6-8 ay gidiyor arkadaşlar. Yani düğmesiz de kullanılabilecek bir saat ama almak isteyenlere söyleyeyim kronik olarak düğme sorunu var. Evet dostlar, hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum ve yüzünüzden maske izi eksik olmasın diyorum. Sağlıcakla kalın dostlar.